Robot süpürge internetsiz çalışır mı? Hadi ona bakalım. Merhabalar. Şimdi robot süpürgenin internet olmadan çalışıp çalışmayacağını göreceğiz. Şimdi interneti kapatıyorum. Şimdi robotun yanına gidiyorum. Evet, şu anda internetimiz kapalı ve robotumuz çalışacak mı çalışmayacak mı ona bakacağız. Robotumuz baştan söyleyeyim çalışıyor internet olmadan da. Yani aslında ben ilk alırken internet olmadan çalışır mı acaba diye merak ediyordum ve denedim çalışıyor. Size de göstereceğim şimdi. İkinci büyük problemlerden bir tanesi böyle robotu konumlandıracağınız yer. Küçük çocukların olduğu evlerde falan bu problem olabiliyor. Biraz daha böyle gizli bir noktaya koymak gerekiyor. Çünkü çocuklar bununla oynamayı seviyor ya da herhangi bir misafiriniz falan geldiği zaman yanlışlıkla üstüne basma falan olayları olabilir. Bundan dolayı biz böyle bir sandalyenin altına koyduk. Aslında etrafının açık olması gerektiğini söylüyorlar ve aslında doğru. Yine de robot, biz burada uzun zamandır burada kullanıyoruz ve robot buradan girip çıkıyor rahatça. Bazen zorlanabiliyor. Şimdi deneyelim tekrardan sizle beraber. Burada bir tane açma kapama düğmesi var. İki tane düğmesi var üstünde zaten. Şu an ışığı yanana bastığımızda çalışmaya başlayacak. Türkçe'de konuşuyor bu. Evet. Bakalım. Çıkmaya çalışıyor şu anda. Evet. Şu an kolayca çıktı. Temizlemeye başlıyor. Ben durdurayım. Buraya bir daha bastım. Durduruyorum. Aynı yerine. Şimdi burada bir ışık daha yandı. Buradaki bu home ışığı. Yani eve git. Şarj istasyonuna git ışığı. Oraya bastığım zaman tekrar geri dönecek. Hatta basayım. Geri gitsin. Sandalyenin o dar alanından nasıl geçtiğini de görelim. Şöyle. Yani şu anda aslında en son ayarda hem paspas hem süpürme ayarında idi en son. Hani aplikasyonla, telefonla biz bunu ayarlamıştık. Ben buna bastığımda, hani internet olmadan direkt süpür dediğimde bu en son kaydedilen ayarlarla evi süpürmeye başlayacaktı. Şimdi ben durdurdum. Tekrar yerine git diyorum. Videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum çünkü. Bastım. Şarj istasyonuna dönüyor dedi. Evet, şimdi. Şarj istasyonumuz orada. Evet. Yavaş yavaş giriyor şu anda. Şarj ediliyor dedi, durdu. İyi günler. İnterneti açtıktan sonra uygulamaya baktığımda en son kaydettiği haritanın üzerinde yaptığı hareketi görüyorsunuz aşağıda. Ve uygulama üzerinde temizlik düğme ile başlatıldı diye yazıyordu. Bunu da özellikle belirtmek istedim. İyi günler dilerim.